Evet arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün günlerden 30 Nisan Pazar, İstanbul Motosiklet Fuarı'na doğru yola çıktık. İstanbul Fuar Merkezi'nde 2023 yılında yapılan Motobike İstanbul'a katılacağız. Ben daha önceden katıldım tabii ki. Yine sevdiğimiz standları gezeceğiz falan. Ben de böyle tatlı bir vlog daha çıkartayım istedim YouTube içinde. Arkamda da Bedirhan var, kardeşim. Benim kameramanım aynı zamanda. Onunla birlikte şimdi motosiklet fuarına doğru gidiyoruz. Biraz daha böyle sakin geçecek bugün diye düşünüyorum. Benim için en azından. Hani motosiklet fuarı muhtemelen çok kalabalık olacaktır bugün. Çünkü son günü, ama benim için biraz daha sakin geçecek. Yani çekimlerimin çoğunu bitirdim. Ne çekim yaptın diyecek olursanız da Instagram için böyle yeni bir seriye başlayacağım. Real serisine. Ve YouTube Short için. Onlarla ilgili böyle çekimler yaptık güzel güzel. Onları da başlayınca Instagram'dan takip edebilirsiniz veya YouTube Shorts'tan izleyebilirsiniz diyelim. Şimdi motosiklet fuarına doğru gidiyoruz. Yollarda dünya nazaran daha boş, daha sakin. Benim için de daha sakin bir gün olur umarım. Böyle çok koşturmaca olmadan sakin sakin kendime böyle yeni yeni ciciler bakacağım bir gün olur diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Tatlı bir vlog yapma planım var. Bakalım gerçekten öyle bir şey çıkacak mı? Ama ilk gün, o ilk günü unutamıyorum, Perşembe günü bir yağmur yağıyor. Hani motorla gelen bir bendim herhalde. Çok kötüydü ya, buralar full böyle suydu. Ben oralardan nereden geçtiğimi de bilmiyorum. Geçiyorum ama hani çukur var mı yok mu, düşecek miyim? Düşmedik Allah'tan yani. Aa, şuradan geçiyorken mesela zaten bayağı tırstım. Bayağı bir de polis memuru görevli burada, trafikçiler. Neyse, şuradan artık basıp gideceğiz. İnsanlar burada arabayı bırakıp Teknofest'e gidiyorlar herhalde. Herkes motosiklet fuarına gelmiyor bizim gibi. Tamam, geldik sayılır. Şöyle dönelim. Şuradan basıp gidelim artık. Eyvallah, kolay gelsin. Polis abimiz bize yol da verdi. Şimdi gidelim artık. Geldik sayılır zaten. İstanbul Fuar Merkezi şurada. Şu abiden de yol isteyelim. Çünkü çok fazla trafik var. Otopark sırası sanıyorum bu. Solda payın var. Sola gidersen biraz geçerim ben. Teşekkürler. Cam açık olunca teşekkür ediyorum. Duyuyordur. Yani ufak bir tebessüm bile etse benim için yeterli. Hani ya bastı kornaya, yolu aldı gitti demesin. Elimi çok kaldırıp selam vermiyorum, veremiyorum yani. Çok trafikteyken el bırakmak çok doğru değil diyelim. Ama bağırıyorum, duyarsın artık. Duyduğunu da umuyorum. Otobüs ne yapıyor öyle ya? Şuradan gireceğiz. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bugün motosiklet fuarı da bayağı bir yoğun olacak. İnsanlar akın akın gidiyorlar eğer oraya gidiyorsalar. Bugün son günü motosiklet fuarının. O yüzden biraz daha yoğun olacaktır diye düşünüyorum. Ya ama şey çok vardı, dün onu fark ettim. Mesela böyle kuru kalabalık var yani. İnsanlar sırf gezmeye gelmiş. Hani bir şey alayım işte. Normalde motosiklet fuarı nedir? Görürsün, tamam gezersin de ama bizim amacımız ne mesela şu an, bugünkü benim amacım gidip böyle düzgün şeyler bulabilmek, uygun fiyata onları almak. Ama dünkü insanlar böyle hani hiç motosikletle alakası olmayan adam da gelmiş bakmıştı, ki bu aslında iyi bir şeydi ya. Şöyle bakmak lazım, hani motosiklet kültürü gittikçe yayılıyor. Bu güzel. Aa, Kanem Aslı'nın arabası. Çok tatlıymış. Benim de şu an kullanmış olduğum Intercom'un markası. Tatlı da bir arabası vardı orada. Şurada bir kasis var. Evet, şimdi motosikletimize güzel bir yer bulup bırakmamız lazım. Şurada sona doğru boş yerler var. Şuraya bırakalım motosikletimizi. Selamünaleyküm. Evet.
Evet arkadaşlar, son gününde fuardayız artık. Fuara geldik, şimdi yürüyoruz girişe doğru. 11. girişten gireceğiz. Şöyle size doğru da göstereyim. Girişte şöyle bir motul standı var. Burada kaskı falan temizliyorlar ücretsiz olarak. Hemen solunda da zaten giriş var. Buradan da içeriye gireceğiz. Evet arkadaşlar, fuara geldik. Kameramda ufak bir sorun vardı, onu hallettik. Şimdi Derhan abileyiz. Abi, fuar nasıl gidiyor onu soracağım sana. Vallahi güzel gidiyor. Sohbet muhabbet için geldik zaten. Sohbeti muhabbeti de dibine kadar yapıyoruz. Güzel oldu. Eksik markalar var falan. Herkesin şikayet ettiği şeyler var da. Hani o eksik markaları da gidip zaten bayilerde görebiliyoruz. Bizim için tamamen insanları bir araya toplayıp birkaç soru cevaplayıp insanların eksiği varsa onları tamamlamaya çalışıp sohbet muhabbet etmek. Sosyalleşmek. O bakıma da çok da güzel bir fuar olduğunu düşünüyorum ben. Aynen öyle abi, çok teşekkür ediyorum. Güzel, ne demek. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Burada kameradaki sorunu da halleden seçkin sürücü var. Abi teşekkür ediyorum. Rica ederim. Fuar nasıl gidiyor diyeceksin. Aynen öyle. Derhan'ın dediği gibi, yani biz de buraya etkinliğe böyle insanlarla bir araya gelmeye, tanışmaya, muhabbete geldik. Yani genel bir kanı var, eski fuarların tadı yok diye. Ben de aynı fikirdeyim. Eski fuarların tadı yok ama mevcut ekonomik kriz bilmem ne falan derken böyle bir şey oldu. Umarım gelecek senelerde çok daha aktif, çok daha güzel İnşallah. Fuarlara, eski fuarların tadında olan fuarlara denk geliriz diye söyleyip sözü Emre'ye bırakalım. Çifti. Aynen. Emre'ye. Şöyle. Çifte dedi ama çiftim yok şu an. Ama çiftim de buralardadır. Şimdi soruyu aynı soru olarak kabul ederek ben şu şekilde giriş yapayım. Zaten az önceki sevgili iki arkadaşım gayet güzel özetledi. Ben buna bir katkı sağlayarak röportajı bitirmiş olalım. Fuar ne olursa olsun bir motosikletçinin bayram alanı. Motosiklet fuarları bir bayram. Biz burada bayramlaşıyoruz. Bizim için asıl önemli olan bu. O pahalıymış, o gelmemiş, bu gitmiş. Bunlar önemli değil. Burada sizlerle karşılaşmak, sosyalleşmek, bayramlaşmak bizlere yetiyor. Bunu da sürdürmek gerektiği kanaatindeyim. Düşüncelerim bu yönde. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz, ne demek. Buyurunuz. Evet, Emre abiye de teşekkür ediyoruz. Evet, burada Kaan Elektronik'in standındayız. Burada da bir Goldwing var, Kaan Bey'in motosikleti. O da burada bayağı şık bir şekilde sergileniyor. Şurada da ekranda da benim çekmiş olduğum videolar ara ara gösterime giriyor. Var böyle güzel geçiyor. Şu an burada bir buluşma havası var. Yani huzurlar geliyor, oturuyorlar. Yine intercom alanların kasklarına montaj yapılıyor. İntercomlar hakkında insanlar bilgi alıyor. Evet, şimdi Kaan Elektronik'in firma sahiplerinden Tolga Bey'leyiz. Evet. Ona soralım, fuar nasıl gidiyor, nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor abi fuar? Ya fuar çok güzel gidiyor. Gerçekten çok büyük bir ilgi var. Geçen yıl şu alanın bir 1/4, 1/5 kadardık. Yetişememiştik. Dedik ki bu yıl biraz büyütelim. Güzel bir yer yaptık. Bayağı bir intercom sattık. Modellerimizi bitirdiler sağ olsunlar. Ya soruyorum, 6000 var mı? Yok, bitti. Yok, tükendi. 2100 var mı? Yok, bitti. Tükendi. Yeni modeller geliyor. Yeni tasarımlar geliyor. Çok farklı güzel bir sürprizlerimiz var. Onları sürprizleyelim, açıklamayalım. Onu soracaktım. Yeni sezonda neler bekliyor bizi? Abi çok güzel bir 3-4 tane yeni modelimiz geliyor. Yeni tasarımlar, özgün tasarımlarla geliyor. Teknik özellikleri iyi bir şekilde geliyor. Zaten Kane Master artık 12 kendini yıldır yapıyoruz bu işi. Teknik yani. Servis kendi bünyesinde. Müşteri memnuniyeti son nokta. Şimdi marka bizim olduğu için hiçbir şekilde hiç kimseyi üzmüyoruz. Yani Google yorumdan bile bakabilirsiniz buna. Yani 3000 tane yorumumuz var. 4.9'du ben en son baktığımda. Aynen. 5 puan üzerinden yani. 4.9 puanımız var ve bir elektronik şirket için çok zor bir şey bu. Yani elektronik üründe bu memnuniyeti sağlamak çok önemli. Bunu niye yapıyoruz? Hem kendi markamız, hem yani müşteri memnuniyeti hem ticari anlamda mantıklı, hem de bizim için bir ahlaki bir konu. Yani adamın memnun olması lazım. Aynen öyle. Orada da bence başarıyorsunuz her şeyi. Ben de inceliyorum zaten sizin ürünleri. Aynen. Bayağı sağlam, ya güzel. Zaten kötü ürün yapmıyoruz abi zaten. Hani garanti verdikten sonra kötü ürün yapma şansımız yok. Sen 2050 yaptık. Aynen. Suyun içine soktun. Orhan şey havuzun ya, içinde kullandı. Intercom abi bu. Havuzun içinde cihazı kullandı. Sen çamura sokuyorum. Ben hani en son kırılsın diye artık arabayla abi üzerinden geçtim. Yine bir şey olmadı. Çok sağlam ürünler var. Ben teşekkür ediyorum. Aynen. Hani ürünlerimize de Motordayım 10 indirimiyle aynen tüm ürünlerde %10 indirim alabilirsiniz. Yeni gelecek ürünlerde de geçerli. Tabii hepsini. Tüm ürünler abi. Yedek parça, süper. Lastikten tut da intercom'a kadar her şeyde. Süper. Teşekkür ediyorum abi. Rica ederim. Fuar sizin için çok güzel geçiyor zaten. Çok teşekkürler. Zaten 11. haldeler. Burası hani dolup taşıyor. Stand olarak da bayağı güzel olmuş. Ya ben konser bende alanı gibi oldu. Goldwing'e koyduk falan. Herkes müzik geliyor buraya. Güzel oldu bayağı. Aynen. Teşekkür ediyorum abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi fuarla. Teşekkür ederim. Şimdi Kaan Elektronik standından ayrılamıyorum. Bütün fenomenler burada. Aynen. Mert'i yakaladık. Mert de benim gibi bajaj kullanıyor. Aynen.
Evet. Ares kullanıyor. Ares adam diye de biliniyor. Nasıl geçiyor fuar, sana onu soracağım. Valla fuar çok güzel. Yani eğleniyoruz. Beklentimin üstünde geldi. Talep çok fazla. Yani insan kalabalığının olmasını seviyorum. Sürekli yeni motorseverlerle tanışıyoruz. Benim için gayet güzel geçiyor. Bayağı sosyalleştik burada, biz de burada tanıştık. Evet. Bunun öncesinde tanışıyorduk tabii ama... Aynen, Instagram üzerinden. Güzel oldu, bayağı biz de burada sosyalleştik. Evet. Devam ediyoruz bakalım fuarda ne var ne yok. Evet. Senin için güzel geçiyor fuar. Harika. Teşekkür ederim, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere. Evet, şimdi geziyorduk fuarı, Mevlüt abiyle karşılaştık. Abi nasıl gidiyor fuar, ne var ne yok onu sorayım. Her sene olduğu gibi yoğun, kalabalık, yorucu ama güzel. Keyifli, bizim için sosyalleşme mekanı oldu artık burası. Geliyoruz birbirimize, sohbet, muhabbet. Evet, valla daha önceleri işte yıllardır geliyorum ben buraya, sosyalleşme mekanıydı. Şimdi daha çok sevenlerimizle buluşma mekanına dönüştü burası. İşte bir buluşma noktası. Ben Ankara'dayım. Tabii buradaki arkadaşlar, İstanbul ve çevresindeki arkadaşlarla çok görüşemiyoruz. Fuarda tam yeri oluyor. Beni burada yakalıyorlar. 3 gündür, 4 gündür. Valla kaç yüz kişiyle... Ben abi ne zaman gelsem buradasın sen. Ya çünkü dediğim gibi insanlarla, yani sevenlerimizle buluşmaya geliyorum. Pazartesi pazar günü gelen cumartesi gelemiyor. Cumartesi gelen cuma gelemiyor. Bari herkesin geleceği bir şekilde beni burada bulsunlar diye. 4 gün amelelik yapıyorum ya. Sabah açıyorum fuarı, akşam kapatıyorum. Abi hangi ara video çektin? Sen video da çekmiş, yayınlamışsın. Ben perşembe sabah geldim buraya. Perşembe sabah gelir gelmez videoyu çektim. Akşam montajladım. Tabii 1,5 saatlik bir videoydu anca. Yayına koy, yükle falan. Perşembe günü hallettik o işi. Abi maşallahın var valla. Tecrübe, yılların tecrübesi. Yıllardır bu işin içinde olunca böyle oluyor demek ki. Her sene biraz daha öğreniyoruz. Şöyle yapalım, bu sene böyle yapalım. Yavaş yavaş ilerliyor bakalım. Ya teşekkür ediyoruz izleyenlerimize. Sağ olsun. Ben de teşekkür ediyorum abi sana. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Üzere, sağ olun. Görüşürüz. Evet, fuarı gezmeye devam ediyorum. Burada Turuncu'nun bir standı var. Turuncu'da da şu anda fiyatlar bayağı indirimli. Hemen karşısında burada Formula X var. Abi bir lastik testi yapalım mı ya? Yapalım abi. İstiyorsanız bir tane saplayalım, öyle gösterelim. Bir tane direkt. Aynen. Şöyle yapayım, hadi şurayı çarpayım. Sapladım. Evet. Çektim. Ufak bir hava kaçağı var muhtemelen, göremiyoruz. Ses çok düşük. Yani bu ürün şu işe yarıyor arkadaşlar. Lastiğin içine sıkıyorlar. Hani iç lastik olsun olmasın önemli değil. Çarpı koymuştuk buraya mesela. Evet. Lastik patladığında, herhangi bir şey girdiğinde o patlağı orayı dolduruyor. Tekrar onarım da gerektirmiyor. Tekrar onarım da gerektirmiyor. Yani tekrar lastikçiye de gitmenize gerek yok. Abi teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Burada da Mehmet abi var. Abi selamlar. Merhabalar. Burada da Hayat Motor'la Güzel'den Savaş abi var. Simiti yiyorken yakaladım. Abi sana şunu sorayım. Fuar nasıl gidiyor abi, onu sorayım. Abi fuar... Yorucu gidiyor anladım. Çok yorucu gidiyor. Bugün kendimi ayırdım. Bugün hiçbir şey yapmıyorum. Eşi dostu ziyaret ediyorum. Biraz motorlara bakma fırsatı buldum. O kadar günden sonra gerçek anlamda, hani çekim için değil, alıcı gözüyle bakayım, kendim için bakayım dedim. İyi gidiyor abi ya. Yaramazlık yok yani, iyi. İyi gidiyor. Aynen öyle. Bizim için de güzel oldu abi, bayağı tanıştık. Savaş abiyle de ayrı bir video çekeceğiz gibi. Çekeceğiz, güzel çekeceğiz. Videolar gelecek. Çekeceğiz, takipte güzel kalın. Güzel şeyler yapacağız seninle aynen beraber. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olasın. Sağ olun. Burada Formula X'ten çıktık. Hemen onun yanında Descentman var. Benim de kullanmış olduğum top case. Top case'i de şöyle göstereyim sizlere. Alüminyum bir top case. İçi de bayağı güzel. Mesela bu 55 litre. İki tane kaskı falan alıyor içine. Şuradaki deri bir ruhsat kılıfı falan var. Bayağı güzel çantaları var. Ben de kullanıyorum zaten. Fiyat performans ürünü. Murat abi var burada. Abi selamlar. Burada Descentman bir tane KTM 250 Adventure'ı doldurmuş. Öyle yanlara turuncu çantalar falan takmış. Güzel olmuş. Burada renk renk çantalar var. Onları da göstereyim. Mesela böyle kırmızı bir çanta var, sarısı var. Farklı farklı renkler var. Üzerine sticker falan yapıştırmışlar. Ben de kullanıyorum. Fiyat performans ürünü. Tavsiye eder miyim? Ederim. Descentman'dan Murat Bey'leyiz, marka sahibi. Abi nasıl gidiyor? Bu kadar siparişi aldınız, nasıl yetiştireceksiniz? Abi, elhamdülillah iyi gidiyor. Bayağı bir sipariş aldık. Yani bu fuarda çantacı olarak tek sayılabiliriz. Çünkü diğerleri gelmediler. Eksik var. Yani nasıl yetiştireceğiz? Eleman sayısını artıracağız. Sistemi değiştirmeye çalışıyoruz. Üretim sistemini, yani bu teknik manada. Bu şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Yani yine önceden mesela 20-25 iş günüydü. Şimdi yine 25 iş günü ama bu bir ayda bulabilir. Şu an için 25 görünüyor. Yani ben şu an sipariş versem 30 iş günü sonra alabileceğim. Gibi. Yaklaşık. Maksimum görünüyor şu anda. Anladım. Abi nasıl gidiyor peki fuar, onu sorayım sana. Fuar çok güzel. Yani geçen seneden bayağı iyi oldu. Umduğumuzu bulduk. Gayet iyi yani.
Peki abi, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Eyvallah. Şimdi Desentman'dan çıktık. Yine dolaşıyoruz. Burada mesela Frenmatik diye bir ürün var. Skuterlar için. Sonra Mototex var. Ha, burada Çinli firmalar var. Çinli firmalar gelmiş bu sene. Bayağı gelmişler. Bunlar mesela çanta, plastik çanta üretiyorlar. Yine çantacıdan çıktık. Böyle garip çantalar var. Burada akücüler var. Hello. Bu taraf aslında Çinlilere ayrılmış gibi. Hep Çin markaları var. Şu an alt kattayız. 11. haldeyiz. Burada genelde motosiklet böyle aksesuarı, işte yedek parçası, elektronik ürünler var. Üst katı da çıkacağız az sonra. Üst katta da ne var? Motosikletler var. Ama Honda yok, Yamaha yok. Şey var yani. KTM var yine güzel markalardan. Husqvarna falan var. Çıkacağız orayı da gösterelim. Burada bakıyorum başka gösterebileceğim, girebileceğimiz neresi var? Benim dikkatimi çeken şey vardı. Vectone vardı. Son tarafta kalıyor sanırım. Oradan bir pantolon aldım kendime zaten. Deneyeceğim, edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Elf var burada. Gibi gibi. Zaten bir stand videosu yayınlamıştım. Standları gezdiğim. İlgimi çeken standları gezdiğim bir video çekmiştim zaten. Onu da kanaldaki videolardan bulabilirsiniz. Ha şunu ekledim. Mesela burada Motomax var. Üst katta da var. Burada Motomax bu sene Alpine Star ürünlerini getirmiş. Distribütörü olmuşlar. Onu da buradan bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi üst kata çıktık. Burada hemen bizi KTM karşılıyor. KTM'e de bakalım. Ben KTM diyorum, KTM diyen var. Farklı farklı konuşuyorlar. Farklı farklı isimler var. Aa, dün bu yoktu mesela. Böyle yanlarına şey çekmişler. Güzel olmuş. İnsanlar fotoğraf çekiliyor. Ya diğer markalar da gelseydi daha güzel olabilirdi. Çünkü hani hiç alakası olmayan adam da geliyor, geziyor, bakıyor. Güzel motosiklet kültürü yayılıyor, gelişiyor. Mert var burada, o da video çekiyor. Evet, KTM bu şekilde. Onun yanında Anlas var. Farklı farklı markalar var. Bu katta da gezelim biraz. Hem Bediran'ı gezdiriyorum, o gezmedi. Ben buralarda çok gezdim ama video çekmek için. Hem de onu gezdirmiş oluyoruz. Güzel oluyor. Burada bir cross makine var. Hemen yan tarafta gaz gaz var. Artık yerlerini ezberledim, böyle söylüyorum direkt. Burada bir çocuk motosikleti var, onu da deniyorlar, biniyorlar. Yine burada da Motomax'in yine bir mağazası daha var. Burada da Alpine Star ürünlerini sergiliyorlar. Sanırım şu Touareg. Evet. Çok güzel bir canavar diyebilirim buna herhalde. Gayet de şık duruyor, güzel duruyor. Zaten standları gezdiğimiz için tek tek ayrı ayrı gezmeye gerek yok. Bakacağım yeni bir şey var mı, farklı bir şey var mı? Böyle geçiyor fuar, keyifli geçti bu sene. Yani hani diğer markalar olsa daha keyifli geçebilir miydi? Evet, geçebilirdi. Daha da iyi olabilirdi. Her zaman daha iyisi vardır. Daha iyi olabilirdi tabii ki de. Ama böyle oldu. Yani burada Bediran motosikletler var. Seni gezdirmiş olalım hem de. Bakabilirsin, binebilirsin üstlerine. Deneyebilirsin. Şurada kaplar var bak mesela, küçük küçük. Bediran benim hem kardeşim hem kameramanlığımı yapıyor ama şu an ben çekiyorum tabii. O da ilk defa geliyor motosiklet fuarına mesela. Onun görüşlerini alayım. Onun görüşleri aslında daha değerli ilk defa gelen birisi için. Nasıl Bediran sence motosiklet fuarı? Gayet güzel. Ben fazlasıyla memnun kaldım. Ben abimden çok Kolaçan'ı izliyorum. Onun hayranıyım. İlk izlediğim, yani ilk takip ettiğim motosiklet kanalı Mevlüt abi. Keyifli geçti. İşte fenomenlerle beraber aynı masada oturduk, fotoğraf çekildik, sohbet ettik. Bediran'a da teşekkür ediyoruz o zaman Bediran. Evet, Alişan abiyleyiz, ona soracağım. Abi fuar nasıl gidiyor? Ya çok marka olmamasından kaynaklı biraz tatsız, ne yalan söyleyeyim. Yani eskiden hangi markayı, hangi modeli çekelim diye bir şaşırırdık. Koşa koşa çekim yapardık. Şimdi böyle yani çektik, bitti, tamam. Şimdi bak, pazar günü gezebilecek yer ve vakit buluyorum. Etrafa mesela bak, bayağı bir boşluk var, şey var. Önceden böyle bir şey yoktu ya. Buralar böyle hınca hınç olurdu böyle. Bir motoru görmek için bile aradan kafanı sokman gerekirdi. Biraz bir tatsızlık durumu mevcut ama yine de dostları görmek, dostlarla karşılaşmak, selam vermek, sohbet etmek, muhabbet etmek bizi buraya bağlayan, her sene bizi aslında buraya getiren şey bu. Dolayısıyla fuar biraz tatsız ama dostlar olduğu için yine çok güzel diyebiliriz. Teşekkür ediyorum abi. Rica görüşmek üzere. Sağ olasın, eyvallah. Şundan bahsedeyim. Motosiklet fuarı ama böyle dört tekerli motorlar da var ve genellikle elektrikli. Bu şekilde dört tekerli motor diyorum ben bunlara. Araçlar da var. Genel olarak elektrikli motosikletleri de çok fazla görmeye başladım. Birçok marka elektrikli motosiklet getirmiş, üretmiş. Birçok marka elektrikli motosikletle üretmeye başladı. Tabii bu elektrikli değil. Bunu gösteriyorum ama hani o dikkatimi çekti. Elektrikli de birçok motosiklet çıkmaya başladı. Artık zaten oraya doğru gidiyoruz. Her şey elektrikli olmaya başladı. Elektrikli motorlar, elektrikli araçlar.
daha da yaygınlaşmaya başladı. Daha da fazla yaygınlaşacaktır muhtemelen. Şarjım da bayağı az kalmış. Şimdi diğer hale doğru gidiyorum. Orada ne var ne yok. Bakalım benim dikkatimi çeken bir şey olursa sizlere göstermeye çalışacağım. Burada sanırım bayağı bir indirim var. Burası bayağı kalabalık. Şöyle göstereyim. Evet, şarjım %10. Aşağı inip pil almaya üşeniyorum açıkçası. Diğer hale geldik. Burada da Enviagusto var. Yuki var. İşte Harley Davidson var. Sonrasında işte Çin markalar, böyle çok satan Çin markalar var. Ha, Java'da orada. Yine böyle büyük markalar var birkaç tane. Sonrasında genel olarak Çinli markalar var. İşte Yuki'dir, Motolux'dür gibi gibi. Daha sonra Watch var. Watch'un modelleri de orada sergileniyor. Yani üst kat genel olarak böyle motosikletlere ayrılmış. Genel olarak motosiklet markaları var. Böyle 3-4 tane büyük marka var. Onun dışında küçük, küçük değil aslında. Onlar da büyük Çin markaları var. İşte CF Motor, Yuki Motor, başka ne var? Mondial var, Motolux var gibi gibi farklı markalar var üst katta da. Yine burayı da dolaşıyoruz. Orada bir şeyin sesini dinliyorlar. Hemen oraya gideceğim. Şarjım da az kaldı bayağı. SR400 burada bir gaz veriyorlar, egzoz dinletiyorlar. Gayet güzel sesi var. Burada 650 NK var. Onun yanında 250 NK'nın yeni rengi var. Bu renk benim çok hoşuma gitti. Yani çok güzel duruyor. Mavi, böyle güzel duran bir renk yapmışlar bu modelde, bu senede. Güzel olmuş. Burada Watch markası var. Onun da böyle çok güzel motosikletleri var. Yani benim tasarımlara bayıldım. Tabii kullanmadım, bilmiyorum nasıldır, nedir, ne değildir. Ama tasarımlar gerçekten böyle güzel duruyor. Bak, gösteriyorum birkaç tanesini. Gerçekten iyi duruyor tasarımları. Mesela Rally diye bir model yapmışlar. O da şöyle duruyor. Hem sarısı var, hem şurada mavisi var. Bayağı güzel duruyor yani. Cross bir motosiklet yapmışlar. Bayağı iyi duruyor bence. Yine burada diğer halin girişinde Volta var mesela. Volta'nın da böyle güzel bisikletleri var. Elektrikli bisikletleri, motosikletleri var, yeni model. Şöyle bir elektrikli araçları var. Bence güzel olmuş bayağı. Fiyatı da diğerlerine oranla daha uygun kalıyor. Mesela diğerleri 350 bin falandı. Bu 168 bin liralık bir fiyatı var. Şöyle bir manav arabası var. Ben buna manav arabası diyorum. Böyle farklı farklı araçlar var Volta'da da. Yani fuar böyle arkadaşlar. Ben de kendimce gezmeye başladım. Hani kendim için bugün gezdim aslında. Birkaç bir şey baktım. Ayakkabı alacaktım ama çok böyle aradığım modeli bulamadım. O yüzden ayakkabı almadım. Ama bir tane pantolon aldım. Güzel oldu benim için. Sadece aldığım o oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Burada kapatalım arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.